Ankara Türkiye'nin başkentidir cümlesinde Türkiye'nin başkentidir ifadesi yüklemdir. Bu cümlede yüklem dışında yargı bildiren bir sözcük veya söz grubu bulunmadığı için cümle tek yüklemli cümledir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tek yüklem cümle değildir? Bakalım. A. 1993'ten bu yana her yaştan çocuklara yönelik bilim kitapları yayınlanıyor. Yayınlanıyor yüklem. Yüklem dışında yargı bildiren herhangi bir ifade yok. Dolayısıyla A tek yüklemli dedim. B. Öter ardıç kuşu çok narin görünüşlüdür. Dişisi ve erkeği birbirine benzer. Benzer yüklem çok narin görünüşlüdür. Yüklem ve benzer yüklem. Burada arkadaşlar iki tane yargı bildiren ifade var. Yani birden çok yüklemli cümle tek yüklemli değil. Dolayısıyla cevabım B olacak. Diğer şıklara da bakalım. C. Kepler Uzay Teleskobu'yla bugüne kadar 2600'den fazla öte gezegen keşfedildi. Keşfedildi yüklem. Yüklemden başka yargı bildiren ifade yok. Tek yüklemli cümle. D. Göktaşı yağmurları sırasında çok küçük göktaşları atmosferde hızlı bir şekilde yanar. Yanar yüklem. Yüklemden başka yargı bildiren ifade yok. Dolayısıyla bunu da eledim. Tek yüklemli cümle. Sadece tek yüklemli olmayan B şıkkında belirtilen cümle arkadaşlar. Cevap Bursa. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri dilimsi bulunan cümle değildir? 1. Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda kuş gözlemcisi Samsun'daki Kızılırmak Deltası'na gitti. Gitti yüklem. Bakıyorum içeride herhangi bir yerde fiilimsi var mı? Yok. O yüzden birinci cümle fiilimsi bulunan cümle değil. 2. Bu gözlemcilerin hepsinin ortak amacı küçük takarcaları görmekti. Görmekti yüklem. Bakıyorum. Herhangi bir fiilimsi var mı? Yok. O zaman 2'de de fiilimsi bulunan cümle yok. 3. Bu kuş ülkemize nadiren geldiği için onunla karşılaşmak çok zor. Zor diyelim. Yüklem. Yüklemin haricinde bakın geldiği derken dık dik bir fiilimsi var. Sıfat fiil. Dolayısıyla 3 olanları elerim. 4'e baktım. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen gözlemciler de hemen Kızılırmak Deltası'na giderek küçük sakarcıları görme şansını yakaladı. Yakaladı yüklem. Yüklem haricinde giderek zarf fiil, istemeyen sıfat fiil, kaçırmak isim fiil. Bakın birden çok fiilimsi var. Dolayısıyla bu da fiilimsi bulunan cümle. Dördüncü cümleyi de eledim. Fiilimsi bulunmayan cümleler sadece 1 ve 2 numaralı cümleler. Dolayısıyla bu soru için cevap Adana arkadaşlar. Ortalık kapkaranlık olur. Sokak lambaları yanar cümlesinde iki yüklem kullanılmıştır. Bu cümlede iki yargı bulunduğu için cümle birden çok yüklemli cümledir. Buna göre cümlelerinden hangisi birden çok yüklemli cümle değildir? 1. İnsanlara yardım ederim. Bu beni çok mutlu eder. Mutlu eder yüklem. Yardım ederim yüklem. İki tane yüklem var. Dolayısıyla birden çok yüklemli cümle A gitti. 2. Sabahları erkenden kalkar. Kalkar yüklem. Ev halkına kahvaltı hazırlarım. Hazırlarım yüklem. İki tane yüklem var. Yani birden çok yüklemli cümle B gitti. 3. Şiir yazmaya başladığım yıllar gençliğimin ilk yıllarıydı. Gençliğimin ilk yıllarıydı. Yüklem. Bakıyorum bundan başka yüklem var mı? Yok. Demek ki birden çok yüklemli cümle değil C şıkkı. 4. Öğretmen kapıyı açtı. Açtı yüklem. Elinde kocaman bir pasta ile içeri girdi. Girdi yüklem. Bakın iki tane yüklem var. Birden çok yüklemli cümle. Dolayısıyla 4'ü de eledim. Bu soru için cevabımız C. C'de birden çok yüklem bulunmuyor arkadaşlar. Birden çok yüklemli cümle değil. Üçüncü cümle. Bu tabloya bir numaralı cümleyle aynı yapıda bir cümle yazmak istersek iki numaralı yere aşağıdaki cümlelerden hangisini yazmalıyız? Bakalım. Birinci cümlenin yapısını inceleyelim. Çok eski zamanlardan beri hemen her kültürde ilkbaharın başlangıcı 21 Mart olarak kabul edilir. Kabul edilir yüklem olarak zarf fiil yani fiilimsi bulunan bir cümle bulacağım. Bakalım. A. Şiirlerde bir rüzgar yanağımızdan öpebilir ya da başınıza çiçeklerden bir taş takabilir. Şimdi takabilir yüklem, öpebilir yüklem. Bağlaçla bağlanmış. Ben buna ne diyorum? Bağlacı olan cümle. Fakat ben fiilimsi olan cümle arıyorum. A'yı eledim. B. Ay'ın kütle çekimi dünyanınkinden düşük olduğundan
Ayda her şey çok daha hafif. Hafif yüklem. Bakın, olduğundan derken bir fiilimsi. Dığında, dinde zarf fiili söz konusu. Demek ki fiilimsi bulunan cümle B şıkkındaki arkadaşlar nedir? Cümledir. C'ye baktım. Çoğu karga türü gibi saksağan kuşları da cesur hareketleriyle tanınır. Tanınır yüklem. Bakıyorum fiilimsi var mı? Yok. O zaman eledim. D. Assos Antik Kenti'nin 8 kulesi ve surlarla çevrili 12 kapısı var. Var. Yüklem. Bakıyorum başka yüklem var mı? Fiilimsi var mı? Yok. Dolayısıyla bunu da eledim. Tek yüklemli cümle. Sadece B şıkkında verilen cümlede fiilimsi bulunduğu için yukarıda bir numaralı cümlede verilen cümleyle yapı bakımından özdeştir diyebilirim. Bu soru için cevap Bursa arkadaşlar. Birden fazla cümlenin fakat, ama, ancak ve veya gibi bağlaçlarla birbirine bağlandığı cümleler bağlacı olan cümlelerdir. Güzel. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bağlaç cümleleri birbirine bağlamamıştır? Bakalım. A. Kauçuk su geçirmiyor ama soğuk havalarda taş gibi sertleşiyor. Bakın, soğuk havalarda sert gibi sertleşiyor. Bir cümle. Kauçuk su geçirmiyor. Bir cümle. Ama bağlacı bu iki cümleyi bağladı. A'yı eledim. B. İnsanlar köpek balıklarından korkuyor. Korkuyor'a kadar olan bir cümle. Onları çok az tanıyorlar. Burası bir cümle. Çünkü bunları bağladı. Eledim. Benim aradığım bu değil. C. Buluşlar genellikle çok uzun süren gözlemlerin ve çalışmaların sonucunda yapılır. Yapılır. Yüklem. Ama buradaki V bağlıcı arkadaşlar herhangi iki cümleyi veya iki yüklemi birbirine bağlamadı. Dolayısıyla benim aradığım cevap bu soru için C. D. Sinirlendiğim zaman derin bir nefes alırım. Burası bir cümle. Veya içimden 10'a kadar sayarım. İçimden 10'a kadar sayarım bir cümle. Veya bağlacıyla bu iki cümle bağlandı. Ve bağlacı olan cümle. Dolayısıyla ben bunu aramıyorum. Benim aradığım cevap C şıkkı arkadaşlar. Birden fazla yüklenmiş cümlelerde bazen ögeler ortak kullanılabilir. Örneğin Ayşe çok az su tüketiyor, çok fazla yemek yiyor cümlesinde Ayşe öznesi her iki cümlenin de öznesi olarak görev yapmaktadır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne ortak öge olarak kullanılmıştır? Hemen inceleyelim. A. Başkalarının davranışları duygularımızı tetikleyebilir, bizi fazlasıyla etkileyebilir. Etkileyebilir, yüklem. Tetikleyebilir, yüklem. Tetikleyebilen kim? Başkalarının davranışları, özne. Etkileyebilir olan kim? Başkalarının davranışları, özne. Demek ki burada başkalarının davranışları öznesi ortak kullanılmış. Benim aradığım cevap o zaman Adana şıkkı. B'ye baktım. Bilim insanları kim bilir daha neler yapacak? Biz de ağzımız açık onları seyredeceğiz. Seyredeceğiz yüklem. Biz seyredeceğiz. Öznem burada biz. Diğer cümleye bakayım. Bilim insanları kim bilir daha neler yapacak? Hadi kim bilir daha neler yapacak? Yüklem dedim. Kim bilir daha neler yapacak olan kim? Bilim insanları. Özne. Özne ortak kullanılmamış. B'yi eledim. C. Durakta birçok insan bekliyordu. Her birinin yüzünde farklı bir bakış vardı. Vardı yüklem. Var olan ne? Farklı bir bakış. Özne. Bekliyordu yüklem. Bekleyen kim? Birçok insan. Özne. Bakın özne ortak kullanılmadı. C'yi eledim. D. Sitenin girişini bir güzel temizlemişler. Girişte el değmedik hiçbir yer kalmamış. Şimdi burada da bakalım. Sitenin girişini bir güzel temizlemişler. Kim temizlemiş? Onlar temizlemiş. Onlar öznesi var. Kalmamış yüklem. Kalmayan ne? El değmedik hiçbir yer özne. Bakın özne ortak kullanılmadı. İki cümlenin de kendine göre özneleri var. Dolayısıyla bunda da özne ortak değil. Sadece A cümlesinde, A şıkkında verilen cümlede yani özne ortak kullanılmış. Dolayısıyla cevabımız Adana şıkkı arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci cümle içinde fiilimsi bulunan cümledir dedi. Hemen bakalım. Büyük bir geminin kaptanı olduğunuzu düşünün. Düşünün yüklem olduğunuzu fiilimsi. Evet, fiilimsi bulunan cümle eledim. Sıfat fiil bulunuyor. B. İkinci cümlede yüklem kullanılmamıştır. Yani eksiltili cümle diyor. Bakalım. 2. Masmavi ve uçsuz bucaksız bir denizde uzun bir yolculuğa çıktığınızı... Zaten
Yargı tamamlanmadığı için 3 nokta koydu. B şıkkı doğru. C. Üçüncü cümle birden çok yüklemli cümledir. 3. Denizde yönünüzü nasıl bulursunuz? Diğer gemilerle nasıl iletişim kurarsınız? Şiddetli bir fırtınada ne yaparsınız? Bakın, ne yaparsınız yüklem? Nasıl bulursunuz yüklem? Nasıl iletişim kurarsınız yüklem? 3 tane cümle birbirine bağlanmış. Yani birden çok yüklemli cümle eledim. Noktalama işaretleriyle bağlanmış çünkü. Dördüncü yargıya baktım. Dördüncü cümle bağlacı olan cümledir dedi. Bakalım. 4. İşte tüm bu soruların yanıtlarını öğrenmek sizinle birlikte onları denizde birçok tehlikeden koruyacaktır. Koruyacaktır yüklem. Bakıyorum. Herhangi bir başka yüklem var mı? Yok. Bağlaçla birbirine bağlanmış cümle var mı? Yok. Dolayısıyla D şıkkında verilen dördüncü cümle bağlacı olan cümledir yargısı yanlıştır arkadaşlar. Cevap bu soru için Denizli şıkkı. Bu grafikte cümleler yapılarıyla eşleştirilmek istenmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Hemen bakalım. Şu cümleyle başlayalım. Başladığım bir işi bitirmeden başka bir işe başlama. Bakın, başlama yüklem içinde fiilimsi bulunuyor. Dolayısıyla fiilimsi bulunan cümleye hop doğru eşleştirilmiş. O zaman L'yi eledim. Buraya geldim. Zaman nehrine barajlar kurun. Bakın neler birikecek. Şimdi burada iki tane yani birden çok yüklem var mı? Evet var. Virgülle birbirine bağlanmış mı? Evet bağlanmış. O zaman M birden çok yüklemli cümle olacak. Dolayısıyla C'yi eledim. Yani şu virgüle kadar bir cümle. Virgülden sonrası bir cümle zaten geldim. Diğerine. Hak bellediğin bir yola yalnız da olsan gideceksin derken gideceksin yüklem ama başka bir yüklem var mı? Yok. Ne var burada? Fiilimsi var. Fiilimsi bulunan cümle olması lazım. Ama bakın neyi nereye getirmiş? Bağlacı olan cümleye getirmiş. Yanlışlık yapmış. O zaman cevap Denizli olacak. Diğerini de kontrol edelim. Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz. Anlaşılmaz yüklem. Bakıyorum. Herhangi bir fiilimsi var mı? Yok. Başka bir yüklem var mı? Yok. Dolayısıyla bu da tek yüklemli bir cümledir. Doğru eşleştirilmiştir. Bunu da eledim. K doğru eşleştirilmiş. Sadece N cümlesi yanlış eşleştirilmiş. Dolayısıyla bu soru için cevap Denizli arkadaşlar.